ABD'de Senato, yeni nesil savaş uçağı F-35'lerin de aralarında bulunduğu ABD askeri teknolojilerinin S-400 gibi unsurlara karşı korunması için satış düzenlemesini sağlayacak yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışmalara başladı. ABD, S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye vermediği F-35 savaş uçaklarının teknolojilerini korumak için yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. ABD'li Breaking Defense'in haberine göre, Washington'da senatörler, özellikle Rus S-400 füze savunma sistemleri gibi F-35'ler için potansiyel tehdit unsuru olduğu düşünülen yabancı savunma sistemleri ve silah teknolojileri satın alan devletlere, F-35'in de aralarında bulunduğu avcı uçakları ve yüksek askeri teknolojilerin satışına yasak getirilmesi için yasa tasarısı hazırlıyor. Tasarıyı hazırlayan isimlerden ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Elliot Engel, Orta Doğu ülkelerine silah satışında özel koşullar getirilmesini önerdi. Angel'ın önerisine göre F-35 satın alacak ülkeler bu uçakları kullanma planları hakkında Washington'a bilgi vermek zorunda olacak. Türkiye ABD'den satın almak istediği ve diğer ülkelerden de talepte bulunduğu halde kimsenin vermediği hava savunma sistemi alımı için Rusya ile anlaşmış S-400'leri satın almıştı. S-400'leri 16 Ekim'de ilk kez test eden Türkiye'ye ABD'den tepkiler gelmiş, bu bağlamda yaptırım talebinde bulunulmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clark Cooper, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımı ile ilgili olarak yaptırımları kesin olarak düşündüklerini açıklamıştı. Biz Türkiye olarak başka bir ülkedeki seçimin nasıl seyredeceği, seçimi kimin kazanacağı, taraf tutmak gibi bir pozisyon içinde yer almayız. Amerikan seçimlerini yakından takip ediyoruz. Amerika'da Trump'ın ya da Biden'ın kazanacak olması, buna göre ilişkilerimizi düzenlemeyiz. Bir kere S-400 meselesinin bugüne gelmesi Türkiye'nin tercihi değildir. Bu işin bu noktaya gelmesindeki temel neden de ABD'deki politikacıların tutumu. Türkiye'nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. Biz bunu ya NATO'dan, ABD'den temin edeceğiz. Yıllardır Senato'dan geçmez, komisyondan geçmez gibi mazeretler. Sen vermezsen biz bunu temin etmek durumundayız. Türkiye S-400'e yöneldi. İşi bu noktaya getiren ABD'nin katı ve tutucu tavrıdır. Birileri şundan endişe ediyor olabilir. Türkiye, milli savunma sanayindeki çıkışı sürdürdükçe Allah'ın izniyle hava savunma sistemleriyle ilgili orta vadede kendi savunma sistemlerini, nasıl atak helikopterlerini, İHA ve SİHA'larını yapabildiyse Türkiye hava savunma sistemi kurabilecek noktaya gelecek. Bunun vermiş olduğu bir telaş da mümkün.